Uzun bir orman yürüyüşünden sonra bu zirveye ulaştık. Tabii ki sağ tarafımızda, sol tarafımızda İtalya. Şu anda yine Alp dağlarının İtalya'ya uzanan kısımlarındayız. Bayağı bir güzel bir orman yürüyüşü. İsviçreliler orman yürüyüşünden çok hoşlanıyorlar. Ben de şimdi size güzel bir seyir tepesinden İtalya'yı böyle uzaktan bir göstereceğim. Evet, burası onların seyir tepesi. Tahtadan yapmışlar. Burada da bir haç işareti var. 1803 yılından beri bu haç işaretini, yani bunu buraya dikmişler. Şu anda arka tarafım hepsi orman. Ve gerçekten de ılıman bir yer. Şu anda yavaşça böyle sizi bu seyir tepesinden bir manzaraya eşliğinde görüntüler izlettireceğim. Evet. Önce şunda ne var bir bakalım. Evet, burada nerede olduğumuzu gösteriyor. Nerede nelerin olduğunu gösteren böyle bir şehir fotoğrafı var. Biz de şu anda bu Brunate yazan yerdeyiz. Evet. Evet, görüyorsunuz. Chiasso bir lojistik şehri. Ve tarihinde de aynı şekilde hiç bozulmadan yine tren hattıyla İtalya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya, Almanya'ya birçok sevkiyatın yaşandığı, antrepoların, depoların olduğu bir yer. Aşağıda da gördüğünüz gibi tren istasyonunun rayları halen çalışmalar devam ediyor. Evet, buralara pek fazla kar yağmıyor. Çünkü dediğim gibi ılıman bir yer. İtalya'ya ve Milano'ya yakın olduğu için. Ama ileride dağlarda gördüğünüz gibi Alp dağlarında karlar gözüküyor hala. Evet. Dört tarafı dağlarla çevrili bir yerleşim yeri Chiasso. Dağlarda da çok güzel yerleşim yerleri var. Ne kadar zirvede de olsanız burada soğuk havaya pek fazla, kuru özellikle havaya rastlamanız mümkün değil. Bir de burada özellikle çam ağaçları yok. Yani bizim Türkiye'de çam ağaçları var ve bu çam ağaçları da hemen çok çabuk yanan ağaç türü. Burada hep kestane, kestane ağaçları. Ve yerlerde hep kestaneler var. Balamut değil, bayağı yediğimiz kestaneler. Evet. Tabii sabahın erkeni daha. Güneş yeni yeni doğmaya başladı. Bugün de dedik size buraları gösterelim. Evet, aşağısı İtalya. Hepinize mutlu günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.